Ahkam-ı ubudiyette yeni icatlar bid'attır. Ahkam-ı ubudiyette yeni icatlar bid'attır. Hutbe gibi. Hutbe 1927'de Mustafa Kemal'in emriyle yeryüzünde ilk defa o kavmin diliyle okunan bir şekle sokulmuştur. İlk defa yeryüzünde Arapçanın dışında Türkçe olarak emirle okunmuştur. Bu bir bid'attır. Bu ahkam-ı ubudiyette değişikliktir. Çünkü hutbe dinlemek, hutbe farzdır. Cuma'da hutbe farzdır. Namaz neyse hutbe de odur cuma'da. Ona ibadet dilinin dışında bir şey karıştırmak hutbeyi bozar. Hutbe bozulunca namaz da bozulur. Cuma olmaz yani, cuma bozulur. Ama bunu ne hikmetse hocalar bilmiyorlar esasen. Hocalar bunu bilmiyorlar. Yani hiç kimse bu işin merakına düşüp bu işin aslı nedir diye araştırmıyor, araştırmamış. 600 senelik Osmanlı İmparatorluğu'nda, 500 senelik Selçuklu'da, 500 senelik Abbasi'de, zaten Emevilerde Arapça, hiçbir devirde Arapçanın dışında hutbeye lisan karışmamıştır. Bak Osmanlılar Türktür. Tebaası Türktür, Kürttür, Acemdir, Arap'tır. Osmanlı tebaası böyledir. Ama Türk olan yerde de, Kürt olan yerde de, nerede Acem olan yerde de hutbeye Arapçanın dışında lisan karıştırmamıştır. Ulema fetva vermeye cesaret edememiştir buna. Ne yapmışlar? Hutbede geçen ayetleri, hadisleri açıklamak için cami vaizli, cuma vaizlikleri diye bir müessese ihdas etmişler. Cumadan evvel veya sonra o vaiz kürsüde oturuyor, o hutbede geçen ayetlerin, hadislerin manalarını millete vaaz ediyor, ders veriyor. Çareyi böyle bulmuşlar. Çünkü o ibadettir. Bu bid'attır.